Hemen burada hazır Ezel'in duygusu varken isterseniz bana verin, ben sorayım. Tamam, al, ağzından sorayım. Al abi mikrofonu al. İyi hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Peki ne, özlem duydun mu babana karşı baban karantinadayken? Evet. Ne hissettin içinde? Kötü hissettim. Neden? Çünkü babamı özledim. Merdivenlerde oturdun, konuştun onunla. Evet. Ne hissettin o anda? İyi hissettim. Babamla konuşabiliyordum çünkü. Peki sarılmak mı istiyordun? Şimdi... Sarılmıyor da değildim. Çünkü bacaktan sarılıyordum, sırtımdan sarılıyordum. Şimdi sarıldın. Mutlu musun evet, peki? Evet, mutluyum. Hiç ağladın mı baban yukarıdayken? Yok, ağlamadım. Neden yukarıdaydı peki baban, onu biliyor musun? Evet, çünkü hasta olmuştu. Ne hastalığını kapmıştı? Korona. Bu koronayı hiç sevmiyorum. Gerçekten insanlara söyleyeceğim. Bunu dışarıda olmasın diyeceğim. Maskeyi taksınlar diyeceğim. Bu virüs eminim birkaç günden sonra biter. İnsanlar mı suçlu sence? Evet. Seni babandan ayırdı yani. Evet. Onu söyle bize. Vallahi insanlar, bazı insanları seviyorum çünkü maskelerini takıyorlar. Ama takmayan insanları da uyarıyorum. Babamı çok seviyorum ben. O yüzden hep insanları uyaracağım. Uyarmayacağım değil, uyaracağım. Hatta 100 kere uyaracağım, 1000 kere uyaracağım. Uyarmayacağım değil. Babanı çok özledin değil mi? Şimdi evet. Ne yapacaksın peki babanla? Babamla sarılacağım. Bütün günü babamla sarılarak geçireceğim. Sürekli merdivenden oyun oynuyorduk. Öyle görüşüyorduk karantinada olduğum için. Ben o videoyu da Ecem'in pratik zekayla beni aşağıya indirmek için nasıl çabaladığını göstermek için sosyal medyaya atmıştım kendi hesabıma. Oradan paylaşılmış. Sağ olsun birçok kişiden çok güzel geri dönüşler aldım. Ama şunu söyleyeyim. Yani çok şükür sıkıntı yaşamadan koronayla mücadeleyi geçirdim. Hastalığım yüksek, öyle çok ciddi belirtiler olmadı. Ama en büyük sıkıntı, psikolojik olarak yaşadığım sıkıntıydı. Gerçekten ben korona başladığından beri insanların evlerine gidip onları karantinaya alma sürecinde sürekli bulundum. Ama onları şu an çok daha iyi anladım. İnsanların sevdiklerinden, etraftan, çevreden uzak kalması o kadar zor ki, o kadar yıkıcı bir etkisi var ki. Kızımdan çok uzun süre ayrı kaldım. Onsuz aynı evin içinde onun kokusunu alamamak, ona dokunamamak çok yıpratıcı bir şey. Bu süreci inşallah geçireceğiz, kurtaracağız ama lütfen insanlar, birçok insan da hayatını kaybediyor. Yani sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda kalıyor. Birazcık daha duyarlı olursak, maske, sosyal mesafeye dikkat edip sevdiklerimizden ayrılmamak için biraz fedakarlık yapmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese ciddi bir ilgi oldu. Yani amaç biraz farkındalık yaratabildiysek ne mutlu ama şöyle söyleyeyim. Şimdi sağlıkçı olmanın da dezavantajları var. Çünkü sürecin nerelere gideceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Beklerken hani acaba nasıl bir rahatsızlık yaşayacağım, nelerle karşılaşacağım diye bunların hesabını yapıyordum. Bu çok ciddi bir sorundu benim için. Bir de yani sevdiklerimden ayrı kalmak da o da ayrı bir psikolojik yıkım yapıyordu. Ama çok şükür güzel atlattım. Allah diğer hastalara şifa versin. Zorda olanlara, vefat edenlere rahmet eylesin diyorum. Birazcık daha duyarlı olmamız, yani şu zor süreci atlatmak için birazcık daha uyarılara, kurallara uymamız iyi olacak diye düşünüyorum. En azından sevdiklerimizden ayrı kalmamak için. Uzun süreli ayrı kalmamak için. Ben kısa süreliğine ayrı kaldım. Çok uzun süreli sevdiklerini kaybeden insanlar da var. Şöyle söyleyeyim. Ben çok uzun süredir ailemle görüşemiyorum mesela. Onlardan uzaktayım ve sürekli korku içindeyim. Yani gidince onlara bir şey, benimden dolayı bir rahatsızlık yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı diye. Ama şimdi bunu yaparken insanların hiç umursamadan işte düğünler yapması, eğlenceler yapması, bir arada gezmesi, dolaşması da çok hani üzücü bir durum.
Çünkü onlar öyle yaparken biz ailelerimizden uzak kalmak zorunda oluyoruz. Söyleyeceklerim bu. Mikrofonu tutar mısın? Ecem. Ecem bize bak. Ecem. Bana da bak. Ecem. Bana bak bir daha. Bir öp bakayım babanın yanağından. Şöyle bir el salla bakalım. Görüşürüz. Artık maske de mi ama? Artık onu koşturacaktım. Canım babam de, canım babam de. Eyvah, biz özel konuşuyorduk. Son bir 5 dakika babacığım. Son şöyle bir kızım tur hazırlar. Valla başımızı döndürmesin. Ne kızım? Hatırladın mı? Hani bir kere bir akşam şurada hızlı ve güçlü yapıyorduk. He. O bitince ne güzel de sarılıyorduk ya. Evet. Yine sarılırız bir tane. Kaç gün sonra? 2 gün. Evet. Nasıl sarılacağız? Sıkı sıkı. Evet, sıkı sıkı sarılacağız. He. Baba, sizin yatağa gelirken seni fark etmem, sana böyle düşeyim, uyurum. Kucağımda uyursun. Evet ya, anne bebekliğimde gelişimi. Tamam, olur. Baba, keşke yanına gelebilseydin. Ah, kurban olurum ben sana. Gelirsin bir tanem. Az kaldı. Bitince mi? Seninle. Oraya süpürünce. Şöyle bak. Önce ben basamaklara basadısı giderim. Benden sonra da sen gidersin. İyi fikir mi? Şimdi mi? Hayır. Burayı süpürünce. Karantinadayken mi? Evet. Karantinada olmaz ki. Ama bak şöyle olur. Sen arkada uzak durursun. Benden. Önce ben yaparım. Ben koyduğum kapının oraya gelince sen başlarsın. Sen başlarsın. Ben de sonra ben salona giderim. Uzak dururum senden. Sonra da öyle öyle devam ederiz işte. Ha, bilmiyorum. Bir değerlendirmek lazım bu fikri ama. Deniyorum bence. Baba. Olabilir ama karantina bitince yapsak bunları daha iyi olmaz mı? Gideriz kızım. Gideriz ama o zaman işte zaman olmaz. Neden? Zaman olmaz işte. Uyanırız. Ha. Uyandıktan sonra yapamayız. O uzun iş. Niye uzun iş canım? Neyse. Ben oyunu kurmaya... Merhaba. Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun zamandır korona ile mücadelede uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Aynı evin içerisinde ailemden uzak kalmak, ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Bütün sağlıkçı arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hastalananlara benim gibi geçmiş olsun diliyorum. Siz de evde kalın. Kendinize dikkat edin.
Evet, şimdi çekelim. Maskesini taksın, gelsin. Şikayetiniz hastane vermiş, ikincisini biz veriyoruz. 5 gün sürüyor. Kullanımını buraya çok güzel bir şekilde yaptık, yazdık. 8 saat içerisinde eşinizin dışına temas ettiğiniz birileri oldu mu maskesiz? Tamam. Aynı odadayım. Aynı odadasınız. Yapma. Oda içinde yapmanız gereken şeyler, ev içerisinde dikkat etmeniz gereken şeyler burada yazıyor. Tamam. Ayrıca evde 3 tane temasınız var. Burada çağrı merkezimizin numarası var. Telefonunuzu ben götürmeyeyim. Telefon alırız. Aynen öyle.